Evet, günaydın arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben de iyiyim. Bugün dersimizi ne yapacağız? Kafatası kemiklerinden başlayacağız. Ders. Dersimiz anatomi. Konumuz geçen hafta baş kemiklerinden bahsettik. Bu hafta kafatası kemiklerinden başlıyoruz. Kafatası kemikleri. Latincemiz neydi arkadaşlar? Ossa cranium. Os neydi arkadaşlar? Kemik demekti. Burada birden fazla kemikten bahsedeceğimiz için ne diyoruz? Ossa cranium. Ossa arkadaşlar, kafatası neydi? Beyni, değil mi? Onları koruyan, kollayan kemik yapısıydı diyoruz. Bakalım kafatası kemikleri toplam 8 tane. Kafatası kemikleri toplam 8 tane. 1. Alın kemiği. Alın kemiği. Os frontal. Hocam katılanlar var mı? Ben yazdıkça sorayım. 10 tane. 10 öğrencimiz var. Tamam. Hemen ben duvar kemik diyorum. Latincesini hocanıza söylerseniz çok sevinirim. Duvar kemiği. Geldim hocam. Os parietal. Neymiş alın kemiğimiz? Os frontal. Daha sonra duvar kemik dediğimiz os parietaller. 3. Art kafa kemiği. Art kafa kemiği. Art dediğimiz ne oluyor arkadaşlar? Arka demek. Evet. Occipital. İyi kalemimiz olsaydı hocam nasıl var? Hocam burada kalemler var. Var mı? Çocuklar bir dakika bir kalem alayım ki bu iyi yazmıyor. Teşekkür ederim hocam. Sağ ol, rica ederim. Bunu getirdim hocam. Sağ olasın. Evet. Daha sonra ben bunu kafatasında hep tek tek göstereceğim. Şimdi isimlerini bir yazalım, bitirelim. 4. Şakak kemiği. Dedi, os temporal. Beş. Temel kemik. Temel kemik. Os sfenoid. Hocam bu arada İrem Cumhurcusu hemen karşılığında yazıyor sizinle beraber. Oo, çok sevindim. İrem Cumhurcu, sana sevgilerimi iletiyorum güzel kızım. Evet. Altıncı kemiğimiz kalbur kemik. Etmoid. Evet, şöyle bakalım. Alın kemiğimiz os frontal, duvar kemik parietal. Art kafa kemiği os occipital, şakak kemiğimiz os temporal,
Temel kemiğimiz os sfenoid ve kalbur kemiğimiz os etmoid diyoruz. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar, aman Allah'ım Rıfkı çok kötü durumda. Evet, ön tarafta arkadaşlar buraya baktığımızda ne görüyoruz? Alın kemiğimiz neydi? Os frontal. Daha sonra iki tarafta duvar kemiği oluşturan parietal kemiğimiz var. Arkada art kafa kemiğimiz, oksipitalimiz var. Evet, burada her iki tarafta şakak kemiği dediğimiz ne bulunuyor? Temporal kemik bulunuyor. Bir de kafatasını çıkaramayacağız ama kafatasının içinde tabanına yerleşmiş kısımda neyimiz bulunuyor? Temel kemik. Yani sfenoid bulunuyor. Nasıl bir görüntüsü var? Aynen yarasa ya da kartal gibi bütün kafa kemikleriyle ne yapıyor? Eklem yapıyor diyoruz. Daha sonra da kalbur kemik dediğimiz kafanın yan tarafında içeride bulunan burun tabanını da oluşturan nedir? Os etmoid dediğimiz kemik mevcuttur. Şimdi biz ne yaptık? Bunları bir daha tekrar edelim. Alın kemiğimiz os frontal, os parietal, os oksipital, os temporal, os sfenoid ve os etmoidale diyoruz. Kafa kemikleri. Arkadaşlar, kafa kemiklerini biz kendi içinde ossa cranium ve ossa facies diye ikiye ayırıyorduk. Facies neydi? Hani her gün elinizde telefon var. Orada face diye bir şey var. Face ne demek arkadaşlar? Yüz demek. Demek ki kafada ayrıca ne bulunuyor? Yüz kemikleri bulunuyor. Kafatası beyni koruyan, ön tarafta da solunumuza yardımcı olan organlar, görmemizi, duyu organlarımızla birlikte ne var? Yüz kemiklerimiz var. Biz ne diyoruz? Buna ossa facies diyoruz. Anatomi. Ossa facies. Bu daha çok işte göz çukuru, burun boşluğu ve ağız boşluğunu çevreleyen kemiklere ne diyoruz? Ossa facies diyoruz. Bakalım bunlar. Üst çene kemiği. Üst çene kemiği. Yazdılar mı hemen benimle hocam? Maksilla dediler mi? Evet. İrem. Maksilla demiş ama ismi benim. Evet, benim. Harika. Üst çene kemiği maksilla. İrem Demir şöyle demiş. Elmacık burun dil kemiği demiş. Hadi Latincelerini istiyorum ben. Bir de maksilla demiş ama ismi benim değil. Bu kim soracak? İsimlerinizi de yazın. Sizi ayrıca teşekkür etmek istiyorum güzel çocuklarım. Evet, elmacık kemiği demiş arkadaşımız. Her iki şu yanakta, şurada bulunan kemiklere ne diyoruz? Os zygomaticum diyoruz. Elmacık kemiği diyoruz. Os zygomaticum. Hemen burun kemiği diyoruz. Hemen yazmıştır benim güzel çocuklarım. Buna inanıyorum. Os nazal diyoruz. Os nazal. Harikasınız. Çok güzel. Göz yaşı kemiği. Hocam ona... Lacrimal mi dediler? Kim? Ne demişler? Göz yaşı kemiğini
Os lacrimal. Lacrimal demiş. Biri çok de, güzel. Hocam Volkan lacrimal demiş. Elif Naz Güler ise lacrimale yazmış. Lacrimale yazılır. Söyleniş biçiminde lacrimal diye geçer. Evet. Gözyaşı kemiği. Os lacrimal. Peşine damak kemiği. Söylediler herhalde. Os platinum. Evet, harika. Elif Naz Güler ve İrem Cumhur. Evet, halacığım yok. Şuradaki ayı unuttuk, pardon. Palatinyum. Evet. Peşine alt boynuzcuk kemiği. O da nerede bulunuyor çocuklar? Burnun, nazarın alt tarafında bulunuyor. Conca nasalis inferior. Neymiş? Conca nasalis inferior. Alt boynuzcuk kemiği. Hocam ona da o biraz değişik ama ben yanlış... Conca nasalis inferior. Evet hocam, İrem Cumhur. Harikasın İrem. Inferior. Şimdi... Sapan kemik. Sapan kemik. Elif Naz Güler ve İrem Cumhur ikisi de Vomer. Os Vomer demişler. Harikasınız. Os Vomer. Çok güzel. Hemen neye geçelim? Bizim Rıfkın alt çenesi yok mu hocam? Aman Allah. Evet. Alt çene kemiği. Neydi? Mandibula. Evet. Bir de neyimiz kaldı? Dil kemiğimiz. Os hiedol. Dil kemiği. Os. Yedim. Evet. Şimdi kafatas kemikleri ne yapmıştık? İkiye ayırmıştık. Ossa kranium, ossa facies dedik. Ossa kraniumu saymıştık. Neler demiştik arkadaşlar? Temporal dedik, frontal dedik, parietal dedik, occipital dedik, sfenoid ve etmoid demiştik. Şimdi sıra geldi yüz kemiklerine. Ossa facies. Yani yüz kemikleri. Bunlar üst çene kemiği, maxilla, daha sonra elmacık kemiği, os gamaticum, burun kemiği, os nazal, gözyaşı kemiğimiz, os lacrimal, daha sonra damak kemiğimiz, os palatinum, alt boynuzcuk kemiği ise conca nasalis inferior diyoruz. Sapan kemiğimiz, os vomer. Alt çene kemiğimiz mandibula ve dil kemiğimize de os hiedum diyoruz arkadaşlar. Şimdi burayı silelim. Daha sonra ne demiştik arkadaşlar? Sinüslerden bahsetmiştik. Ne demiştik? Sinüs. Sinüs nedir arkadaşlar? Duvarları solunum epiteli
ile kaplı havalı kemik boşluklarını. Yani kemik boşluklarında ne var? Epitel dokuyla kaplanmış, yani bu solunuma yardımcı olan epitel dokuyla kaplı bu kemik arasındaki boşluklar. Yüzümüzde toplam 4 tane sinüs mevcut. Biz bunları bir yazalım. Sinüs frontalis. Volkan Akdoğan yazmış bunu. Ne demiş Volkan'a? Sinüs frontalis yazmış. Sizden önce yazdı hocam. Siz yazandan önce yazdım. Benden hızlı çıktınız gençler. Böyle yok yani. Beni geçmek yok. Biraz yavaş yavaş. Evet. Çok teşekkür ederim ama daha sonra bir şey soracağım. Evet. Sinüs maxillaris. Sinüs maxillaris. Sinüs etmoidalis. Evet, bir tane sinüs sfenoidalis. Evet, şimdi bakalım sinüs kaç tane dedik, toplam 4 tane. Sinüs frontalis, sinüs maxillaris, sinüs etmoidalis, sinüs sfenoidalis diyoruz. Şimdi arkadaşlar sizden ricam, frontal nerede bulunuyor, maxillaris nerede, etmoid ve sfenoid kafanın hangi bölümlerinde bulunuyor onu yazın. Hocamız da bana söylesin bakalım kim neyin neresi olduğunu biraz önce öğrenmiş mi onu görelim. Şimdi arkadaşlar sinüsler eğer burun boşluğuna açılıyorsa biz bunlara şöyle yazalım. Eğer sinüsler burun boşluğuna boşluğuna açılıyorsa biz onlara paranazal sinüsler diyoruz. Paranazal sinüs diyoruz. Şuraya okutmayın. Hocam kimse cevap verdi mi? Frontal arkadaşlar nerede bulunuyor? Şöyle orbital göz çukurumuzun biraz üstünde alnına doğru yayılan bölümde ne var? Hava boşlukları var. Bunlar vücudumuzun ayrıca dengesini konuşurken daha rahat etmemizi sağlayan yerler. Nerede varmış sinüslerimiz? Arkadaşlar frontal, alın kemiğinde. Diğeri maxillar dediğimiz üst çene kemiğinin her iki yan tarafında ne bulunuyor? Sinüs bulunuyor. Yalnız etmoid ve sfenoid sinüsler biz dedik bunlar kafatasının iç kısmında. Sadece film çekilirken ağız boşluğuna düştüğü zaman görebiliyoruz. Ağız açılarak eğer film çekilirse o zaman sfenoid sinüsü görme şansımız olur diyoruz. Burası neymiş? Alın kemiğinde değil mi arkadaşlar? Maxilla neydi? Herhalde çocuklar bunu bilemediler. Yok hocam hiçbir yazmadı. Çok üzüldüm. Evet maxilla neydi? Üst çene kemiğiydi. Etmoid kalbur kemikti. Sfenoid ise ne demiştik biraz önce arkadaşlar? Temel kemik. Alın kemiği. O zaman bir soru yönlendirelim. Sinüslerin iltihaplanmasına ne diyoruz? Sinüslerin iltihaplanmasına ne diyoruz? Bakalım kim cevaplayacak? Sinüslerin iltihaplanmasına ne diyoruz?
Ben burayı silerken siz düşünüyorsunuz. Hemen bildiriyorsunuz arkadaşlar. Var mı gelen bir cevap? İrem Cumhur yazmış, sinüs. Çok harika. Nedir? Sinüslerin enfeksiyonuna, iltihaplanmasına ya da ne diyormuşuz? Sinüzit. Çünkü bu kökü aldığı zaman enfeksiyon oluştuğunu görüyoruz. Normal yapımızda sinüslerimiz var. Onun enfeksiyonuna da biz ne diyoruz? Sinüzit diyoruz. İrem çok teşekkür ederim güzel kızım. Evet. Kafadaki arkadaşlar, kafa iskeleti tüm beyni içine alan kafa kemikleri ve yüz kemikleri kafa iskeletinin nedir? Bütününü oluşturur dedik. Baştaki tek oynar eklem. Başta tek bir tane oynar eklem var. Ona da ne diyoruz? Baştaki tek oynar eklem. Nedir arkadaşlar? Şöyle yüzümüze baktığımız zaman şöyle alt çenenizi açın ağzınızı. Hareket etti ama onun eklem yaptığı bir yer var. Neresiydi? Tempora mandibular eklem. Tempora mandibular demek ki değilmiş arkadaşlar. Başımızda tek bir tane oynar eklem var. Biz de ona ne diyoruz? Temporal mandibular eklem diyoruz. Temporal neydi arkadaşlar? Şakak kemiğiydi. Mandibula neresiydi? Alt çene. Bunların ikisinin alt çenenin yukarıya doğru çıkan çıkıntılarıyla birlikte ne yapıyor? Eklem yapıyor ama kafada bir tek hareket eden yer neresiymiş? Temporal mandibular eklem diyoruz. Diğer kemikler birbirine nasıl tutunuyor arkadaşlar? Sutura dediğimiz diğer kemiklerde sutura yani dikiş tarzında dikiş çirkin oldu. Biraz çocuklarım sonra evet dikiş tarzında yani diğer kemikler sutura dikiş olarak birbirine eklem yapar. Arkadaşlar şöyle kameradan hocam nasıl görünüyor hocam? Şuradaki suturaları görüyorsunuz. Bunlar nedir? Kafatasının birbiriyle eklem yaptığı yerler. Burası neydi? Alındı frontal. Bunlar neydi? Parietal. Birbirlerine nasıl tutunmuşlar? Aralarında sutura dediğimiz dikiş gibi eklem yaparak tutunuyorlar diyoruz. Şimdi bakalım. Çok üzülmüş sana. Evet. Bu önemli bazı suturalarımız var. Bunlar sutura sagittalis. İki parietal kemik arasındaki. İki parietal neydi? Kafadaki duvar kemikleriydi. Dikey konumdaki suturalara diyoruz. Diğeri sutura coronalis dediğimiz frontal ile parietal kemik arasında taç şeklinde bulunuyor. Bir de sutura lambodia var. Oksipital kemik yani alt kafa kemiği ile parietal kemik arasındaki suturaya diyoruz. Evet. Şimdi
Yeni doğanda kafa iskeletine bakalım arkadaşlar. Yeni doğanda kafa iskeleti. Yeni doğanda kafa iskeleti arkadaşlar, kemikler arasındaki bağlantı gevşek, bağ doku ile sağlanır. Kafa kemiklerinin köşelerine doğru kemikleşmemiş alanlar vardır. Yeni doğan kafa kemikleri arasında kemikleşmemiş zarsı alanlara ne diyoruz? Bıngıldak, fontikulus veya fontanel deniyor. Bıngıldaklar kafatasının beyin ile uyumlu olarak büyümesini sağlar. Eğer ki erken kapanırsa bu sağlıklı olmaz. Bunlar geç kapanırsa, eğer erken kapanırsa beyin gelişiminde sorun olur. Geç kapanırsa da kemik gelişiminde bir sorun olduğunu görürüz arkadaşlar. Bıngıldaklar en geç 2,5 yaşına kadar kapanması gerekir diyoruz. Şimdi arkadaşlar, bıngıldak fontanel dediğimiz kafatasının büyüyeceği alanlardır. Bıngıldak bir kemik yapı değildir, kıkırdaktır. Yaş ilerledikçe kafatasındaki kıkırdak alanlar, suturalar ve fontaneller kemikleşerek kapanır. Bebeğin doğum kanalından rahat geçmesine ne yapıyor? Olanak sağlıyor. Ve beynin büyümesine izin vererek, vermek amacıyla oluşmuş bükülebilir membran, yani zar yapıdadır. 2,5 yaşında kapanır, erken kapanırsa diyoruz beyin gelişimi olumsuz etkilenir. Geç kapanırsa da ne oluyor arkadaşlar? Kemik gelişiminde olumsuzluklardan bahsediyoruz. Şimdi burada arkadaşlar kafatasında 6 taneden fazla ne var? Bıngıldak var. Bunlar birkaç tanesi, ismini okuyalım. Herhalde dersimizde bitecek. 2 dakikamız var hocam. Tamam. Şimdi majör, yani majör ne demek? Büyük demek. Bıngıldak. Fontikulus anterior, ön tarafta demek. Fontikulus anterior kafa kubbesinin ön kısmında sutura sagittalis ile sutura coronalis kesiştiği bergama noktasıdır. En büyük bıngıldaktır. Eşkenar dörtgen şeklindedir. Genellikle kaçıncı ayda? 18. ayda kapanıyor arkadaşlar. Minör S, bu da toplam 3 ay içinde kemikleşiyor. Demek ki bıngıldak çocuk doğum kanalından geçerken rahatça geçebilsin. Beyin gelişimi doğduktan sonra da devam ettiği için nedir? Bu kısımlar tamamen kapanmıyor. Beyin gelişimini tamamladıkça ne olacak? Bunlar daha önce kıkırdak ve zarsı yapıda olan yerler, bu boşluklar zamanla kapanacak diyoruz arkadaşlar. Evet, o bir derste devam ederiz. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Hocam buyurun. Evet arkadaşlar, biraz dinlendiniz. Şimdi başlayalım. Gövde kemiklerine başlayalım birlikte. Neymiş gövde kemiklerimiz? Şimdi gövde kemikleri omurga ve göğüs kafesi kemiklerini içeriyor. Neymiş? Omurga ve göğüs kafesini içeren kemiklere biz ne diyoruz? Gövde kemikleri diyoruz. Şimdi gövde kemiklerini kolumna vertebral, şuraya sileyim ben. Şunu yeni silgiler getirmiştim. Kafatas kemiklerimizi bitirdik. Siz onları tekrar edin. Evet. Kolumna vertebralis. Şimdi
Şimdi arkadaşlar, kolumna vertebralis nedir? Kolumna sütun demek arkadaşlar. Neymiş? Sütun. Ya da kolon. Hani bu evlerin kolonları oluyor ya, sütunları. Onlara ne diyoruz? Kolumna. Vertebra, omurga demek. Arkadaşlar, normal bir insanda 33 ya da 33 ya da 34 tane toplam ne var? Vertebra var. İyi yaş olacağım, güzel yaşa. Evet, neymiş? 33 ya da 34 tane vertebra mevcut diyoruz. Arkadaşlar, vertebralar, omurgaların bir görevleri var. Baş, boyun ve gövdenin ağırlığını, pelvis, iyi yaşa, güzel yaşa hocam. Pelvis iskelet aracılığıyla alt yanlara iletir. Neymiş? Vücudun ağırlığını, baş, gövdenin ağırlığını, pelvis ve aşağılara doğru ne yapıyor? Pelvis neydi arkadaşlar? Leğen kemiği. O ağırlıkları ne yapıyor? Eşit dağıtmaya uğraşıyor. Omurga başın ve gövdenin hareketini sağlar. Omurga neymiş? Başın ve gövdenin hareketini sağlıyor. Ayrıca omurganın iç kanalından ne geçiyor? Omurilik geçiyor diyoruz. Omuriliği de neye karşı koruyor arkadaşlar? Darbelere karşı omuriliği de koruyor diyoruz. Biz dedik sayısı toplam ne kadardı? 33, 34 dedik. Ama zamanla bazı kemikler kendi arasında şöyle çevirip eklem yaparak ne yapıyor? Tek kemik haline dönüşüyor. İnterüterin hayattan sonra aralarında kıkırdamsı yapı varken yaş ilerledikçe belli bir yaşa kadar ondan sonra tekrar ne oluyor? Sayısı toplam 26'ya kadar iniyor diyoruz. Evet. Bu omurgaların arasında arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi diskler var. Diskler omurganın rahat hareket etmesine yardımcı oluyor. Koruyor kıkırdak yapıda aralardaki boşlukları koruyor diyoruz. Lifli ve kıkırdak yapıda dedik. Bu omurganın uzunluğu yetişkin bir erkekte kaç santimmiş? 70 santim ortalama. Kadınlarda ise omurganın uzunluğu 60 santim olarak kabul ediliyor diyoruz. Şimdi omurga önden baktığımız zaman düz bir sütun şeklinde görüyorsunuz. Önden şöyle gösterelim. Baktığınız zaman sanki düz bir sütun şeklinde görülüyor. Yandan bakıldığı zaman da eğrilikler görüyoruz. Yandan baktığımız zaman ne yapıyoruz? Eğrilikler görüyoruz. Bu eğrilikler öne doğru olursa lordoz diyoruz. Eğrilikler öne doğru olursa lordoz. Arkaya doğru olursa eğrilikler arkaya doğru olursa da ona da ne diyoruz? Kifoz diyoruz. Boyun ve bel bölgesinde lordoz, göğüs ve sakral bölgesinde de kifoz vardır diyoruz. Omurganın eğriliklerini görürüz. Şimdi ben size omurgaların neyini vereceğim? Bölgelerini ve sayılarını vereceğim. Neymiş arkadaşlar? Kolumna vertebralisler hangi bölgede yer alıyor ve sayıları ne kadar? Ben şimdi yazarken siz bana sayılarını ve latincelerini lütfen yazarsanız çok sevineceğim. Evet, ilk olarak ne bulunuyor arkadaşlar? Boyun omurları.
o sayılarını ve Latincelerine bakalım, siz yazacak mısınız, söyleyecek misiniz, yoksa ben onları da tek tek yazacağım. 2 sırt omurları diyelim. Sırt omurları. Üç, bel omurları. Hocam çocuklar başladılar mı yazmaya? Valla bir tek Elif Naz Güler yazdı. Ne yazdı? Elif Naz, Güler Tebrahe, bir de hocam Servi Kalesi mi, öyle bir şey. Evet, çok güzel. Aferin. Neydi kızımızın adını? Elif Naz Güler. Elif Naz Güler, teşekkür ederim güzel kızım. Boyunu bilmişse sarı omurları diyoruz ve 5 kuyruk sokumu. Şimdi nelerimiz varmış? Boyun omurları, sırt omurları, bel, sarı, kuyruk sokumu. Şimdi güzel kızımız ne demişti? Servikal. Sayılarını da göndermemişler herhalde. 7 omur demiş ama. Çok harika. Şöyle yazınca okuyabilirseniz 7. Ben tekrar diyelim. Harikasınız. Servikal vertebranın ilk ikisinin adı nedir arkadaşlar? Bir de onu söyleyeyim bakalım. İlk ikisinin foramen magnumun içinde yer alıyor. İlk ikisinin başka bir adı var. Bakalım kim bilecek? Evet, torakal vertebra. Hocam biri atlas ve aksis yazmış. Neyse. Harika. Kim yazmış? Çok teşekkür edeceğim. Hocam biri cevap veriyordu fakat ismini bilmiyoruz. Eğer ismini söylerse bu kimse... Arkadaşlar bir tanesi bize çok güzel doğru cevaplar veriyor ama hadi ismini ben bilmiyoruz. Lütfen adını yazarsan çok seviniriz. Atlas ve Açelya mı yoksa bu? Bekliyoruz. Torakal vertebra sayısı 12. Hocam doğru bildiniz. Açelya'ymış. Açelya mı? Güzel kızım. Aferin. Bekliyorum yani. Evet. Daha sonra lomber vertebra. Lomber vertebra. Lomberin sayısı 5. Sarı dediğimiz sakrum. Hocam şey, sarı kelimesini tam Türkçesini bulamadık. Ne demek sarı? Arapçadan mı alalım? Evet hocam, sancı bir fikir sahibi olmak. Tam karşılığı. Sağır değil o. Sağırı diye yazıyor. Sağırı. Ama şey olarak tam bulamadım. Ben araştırdım. Sakrumda toplam 5 kemikten oluşuyor. Evet. Daha sonra kuyruk sokumu dediğimiz yeri coccyx diyoruz. Coccyx toplam sayısı 4 ya da 5 olarak yer alıyor. Topladığımız zaman arkadaşlar ne yapıyor? 33 ya da 34 olarak ne yaptık? Sayılarını belirledik. Boyun omurlarının dedik ki atlas ve aksis. Arkadaşlar atlas iç kısımda nedir? Oksipitalde kafa kemiğiyle eklem yaparak kafanın hareketine ne yapıyor? Yardımcı oluyor. Evet, oraya da foramen magnum diyoruz. Yani foramen magnum. Tamam arkadaşlar, bunları yerleştirdik. Omurların arasındaki sayılarıyla ne yaptık? Belirledik diyoruz. Bunlar gövde kemiklerini oluşturuyor demiştik. Kafa ve gövde kemiklerini oluşturuyor. Hocam şey, internete atarken şurada başlık vereyim de, değil mi? Ona göre mi atıyorsunuz başlığı? Biz yazıyoruz, not alıyoruz buraya. Not alıyorsunuz. Evet. Tamam. Orada yazarken kafa kemikleri ve gövde kemikleri diye.
şey yaparsanız. Tamam mı? Şimdi bakalım biraz da kitaptan gidelim. Şuradan da göstereyim. Arkadaşlar, servikal vertebra dediğimiz boyun kemikleri şuraya kadar görüyorsunuz. Toplam kaç taneydi? 7 tane. Dorsal vertebra ya da torakal vertebra dediğimiz toplam sayısı 12 tane. Bele geldiğimiz zaman lomber vertebra ise sayısı 5. Daha sonra ne var? Sakrum var. Şöyle şu kısımda. Sakrum dediğimiz yer burası. Buranın kuyruk sokumu burası şey. Evet, bu kısım neydi? Sakrum pelvise eklem yapıyor. Nedir? Toplam sayımız 5'ti. Daha sonra kuyruk sokumu arkadaşlar. İlk dünyaya geldiğimiz zaman toplam sayısı 4 ya da 5 olarak kabul edilir. Daha sonra bu eklemler arasında kaynama meydana geldiği için kemikleşir, tek bir kemik haline dönüşüyor diyoruz. Omurların yapısına bakalım arkadaşlar. Bir gövde kısmı var omurların, şöyle genişledi. Gövde kısmı var arkadaşlar. Omur kemerleri bulunuyor. Omurun arka bölümünü oluşturan nedir? Kısmına, gövdesine diyoruz. Foramen vertebrale diyoruz. Yani omur deliği. Neymiş? Omurların içinden ne geçiyor? Bir delik var. Biz buna foramen diyoruz. O delikten omurilik geçiyor diyoruz. Yani omurilik medulla spinalis geçiyor. Omurilik diyelim. Omurilik medulla spinalis. Neymiş? Omuriliğe ne diyoruz arkadaşlar? Medulla spinalis diyoruz. Pressus spinos diyor. Bu da dikensi çıkıntı oluyor. Pressus zaten çıkıntı demek. Evet, spinosus dikensi çıkıntı demek. Evet. Omurların arka tarafında bulunuyor. Pressus transversus diyor. Şurada görebilirsiniz. Şu kemiklerin şu yanlardan çıkan çıkıntılarına da pressus transversus diyoruz. Evet. Bir de pressus articularis var. Eklem çıkıntısı. İki altta, iki üstte, dört adet eklem çıkıntıları vardır diyoruz. Evet. Bölgelerine göre arkadaşlar omurların özelliklerine bakalım. Vertebral cervicalis neydi demiştik? Toplam boyun bölgesinde bulunuyor. Sayısı 7 tane. Hareketli omurların en küçüklerindendir. İlk iki boyun omuru deliğin diğerlerinden farklıdır. Bunlar atlas birinci boyun omurudur. Neymiş? Birinci boyun omuruna ne diyoruz? Atlas. O da atlasın gövdesi ve dikensi çıkıntısı yoktur. Kafa kemiklerinden oksipital kemikle eklemleşerek atlanto-oksipital eklemini yapar dedik. O deliğe de biz ne demiştik? Foramen magnum. Şu kafatasının şey delik kısmına da foramen magnum diyoruz. Aksis ikinci boyun omurudur. Atlasla eklemleşir. Bu eklem sayesinde başı sağa, sola, öne doğru hareketinde yardımcı oluyoruz. Bu göğüs omurları dediğimiz torakal vertebralar ya da diğer adıyla dorsal vertebralar arkadaşlar. Toplam sayısı neydi? 12 idi. Gövdeleri ve çıkıntıları boyun omurlarına göre daha kalındır diyoruz. Bel omurları toplam sayıları 5'tir. Bel omurlarının gövdeleri taşıdığı ağırlığın artmasına bağlı olarak diğer omurlara göre daha kalın yapıya sahiptir. Bakın arkadaşlar ne oldu? Daha kalınlaştı görüyorsunuz. Kuyruk sokumu omurları o sakrum
Sakral omurların arasında dizlerin kemikleşip birleşmesiyle oluşmuştur. Sakrum büyük üçgen şeklinde bir kemiktir. Pelvis iskeletinin arka duvarını yapar, yanlarda kalça kemiği ile eklemleşir. Şuralarda nedir? Şu kısımlarda ne yaptı? Eklem yaptı arkadaşlar. Üste 5. bel omuruyla eklemleştiği yerde pelvis boşluğuna doğru olan çıkıntıya promontorium denir. Yanlarda bulunan 4 çift delikten omurilik sinirleri çıkar. Kuyruk kemiği de omurganın en son bölgesidir. Sakrum gibi 4 ile 5 omurun kaynaşmasıyla ne yapmıştır? Tek bir kemik haline dönüşmüştür diyoruz. Şimdi arkadaşlar göğüs kafesi kemiklerine geçelim. Burayı silelim, kaçmasın. Daha önceden size söylemiştim, göğüs kafesi kemikleri toplam kaç kemikten oluşuyordu? Toplam 25 kemikten oluşuyordu. Neydi arkadaşlar? Bunun bir tanesi, arkadaşlar yazabilirler. Bir tanesini siz yazın. Diğerleri neydi? 12 çift. Harika. İman tahtası. Halk arasındaki adı neydi? İman tahtasıydı. Diğerleri ise 12 çift kaburgalardan yani kostalardan oluşmuştur diyoruz. Evet. Göğüs kafesi kemikleri. Neydi? Torasika diyoruz. Evet, göğüs kafesi kemikleri bir sternum. İki ise neydi? Kostalar diyoruz. Osta, kosta. Arkadaşlar sternum tek bir kemik olarak bulunuyor. Göğüs kafesinin ön kısmında duruyor. Yassı bir kemiktir. 3 bölümden oluşuyor. Şöyle şuradan görüp görebiliriz. Evet. Bu neymiş? Göğüs kafesinin önünde bulunuyor. Sternum 3 bölümden oluşuyor. Yassı bir kemik olarak ilk bölümüne manubrium sternum diyoruz. İkinci bölümüne korpus diyoruz. Uç kısmı biraz bizimki biraz kırılmış mı? Sivrileştiği için kısifoid çıkıntı diyoruz. Neymiş? Kısifoid çıkıntı diyoruz. Evet, sternum diyelim. Sternumu şöyle ben kendim çizebilirsem en geniş kısmına şuraya sternum diyelim. Manubrium sternum. Yani bu en geniş kısmı. Şurası ne oluyor arkadaşlar? Gövde kısmına da korpus diyoruz. Korpusun diğer bir anlamı ne? Gövde demek. Evet, manubrium sternum, korpus ve burası da sifoid. Kresus xiphoideus. Sternumun sivri alt ucuna da xiphoid kresus diyoruz. Yani çıkıntı. Tamam arkadaşlar? Şimdi sıra geldi. Kostalarımız öyle. Hocam Esma hepsini sizinle beraber yazdı. Esma Asla. Esma Asla. Kapalı oldu. Tuvaletin yanındaki sınıfta hocam. Şimdi hatırlayacağım. Ben güzel kızlarımı hatırlarım. Biraz adaşınmış o da benim. Unutmamışımdır da. Şimdi ben çünkü yıllardır şurada öğretmenim. O kadar çok öğrenci yetiştirdim ki o yüzden
bazen oluyor ama teşekkür ederim Esma'cığım, sağ ol ilginden dolayı. Evet. Şimdi kaburgalar göğüs kafesinin nedir? Büyük bir bölümünü oluşturarak göğüs boşluğundaki organları ne yapıyor arkadaşlar? En iyi şekilde korunmasını sağlıyor. Sağ tarafta 12, sol tarafta da toplam 12 tane olmak üzere 24 tane kaburgamız var. Uzun, yassı ve eğri kemiklerdir. Arkada göğüs omurlarından başlar, öne doğru ilerlerler. Kaburgalar sternumla eklemleşirler. Kıdık kaburgalar, daha doğrusu sternumla yaptıkları eklemlere göre ne yapılır? Sınıflandırılır. Şimdi arkadaşlar bunun toplam 7 tanesi ne yapıyor? Gerçek kaburga kabul ediliyor. Nedir? 7 tanesi sternumla ne yapıyor arkadaşlar? Eklem yapıyor. Geriye kalan 5 tanesinin 3 tanesi ne yapıyor bu? 8, 9 ve 10.sü kendi aralarında eklemleşerek 7. kostaya tutunuyorlar. Neymiş arkadaşlar? İlk 7 tanesi sternumla eklem yapıyor. Diğerleri ise 8, 9 ve 10. kostalar kendi aralarında eklem yaparak 7. kostaya tutunuyorlar diyoruz. Son iki tanesine baktığımızda burada biraz kopmuş. Onların ucu arkadaşlar şöyle şurada bir tanesi, şurada da bir tanesi var. Uçları nedir? Serbest olarak duruyorlar. Yani sadece arkada omurlarla eklem yapıyor ama ön tarafta serbest olarak duruyorlar diyoruz. Evet. Serbest kaburga ya da yüzen kaburga deniyor diyoruz. Bunlar arkada da ne yapıyorlar? Dorsal vertebra ya da torakal vertebra dediğimiz omurlarla eklem yaparak ilerliyorlar diyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Neymiş? Toplam torakal göğüs kısmını oluşturan, göğüs kafesini oluşturan kemikleri toplam 25 tane dedik. Önde sternum. Yanlarda ise her iki sağ yanda, sol yanda 12'şer tane olmak üzere toplam 24 tane de kostamız mevcut. Bunlar göğüs kafesindeki organları nedir? Korumak için bir arada duruyorlar dedik. Sternumun yani imam tahtası dediğimiz bölümü ne yaptık arkadaşlar? 3 ayırdık. Manubrium sternum. Korpus gövde kısmı ve sifoid prosus dediğimiz çıkıntısıyla en üst çıkıntı hançerimsi şekilde olan çıkıntısıyla mevcuttur dedik. Geldik vertebralara toplam 12 çift dedik. Değil mi arkadaşlar? Bunun 7 tanesini gerçek kaburga kabul ediyoruz. Diğerlerini yalancı kaburga olarak kabul ediliyor. Bunlar ne yapıyordu? Önden sternumla eklem yapıyordu. 8, 9 ve 10.sü kendi arasında birleşik eklem yapıp 7. kostaya tutunuyordu. Son iki tanesi de serbest yüzen açıkta neydi? Kostalarda diyoruz. Toplam 12, 24 ve sternumla 25 dedik. Evet, burayı da bitirdik arkadaşlar. 3 dakikamız var hocam. 3 dakika mı? Yeni bir konuya başlasak mı? Arkadaşlar, bunu önümüzdeki hafta daha detaylı işleriz. Biz neye geçeceğiz önümüzdeki hafta? Üst ekstremite kemiklerine geçeceğiz arkadaşlar. Yani üst taraf, üst yan anlamında kullanıyoruz. Bu omuz, kol, ön kol ve el olmak üzere 4 bölümde incelenir. Sağ ve sol üst ekstremiteler 32'şer adet toplam 64 kemik vardır. Evet. Omuz kemikleri, şöyle omuz kemikleri deyince arkadaşlar önde neydi bu? Klavikula dediğimiz köprücü kemiği. Arkada şöyle köprüyü çevirirsek şu kemik scapula yani neydi? Kürek kemiği ve
humerus dediğimiz ön kolun üçünün birleşmesiyle ne oluşuyor arkadaşlar? Omuz oluşuyor. Üç kemik bir araya gelerek bize neyi oluşturuyormuş arkadaşlar? Omuz kemiklerini oluşturuyor. Serbest üst taraf kemikleri dediğimiz kol kemiğimiz neydi? Humerus'tu. Evet, döner kemik, radius. Şöyle dönme lütfen. Evet. Radius, ulna ve el kemikli. Ossa manus dediğimiz. Burası carpiydi, metacarpiydi. Diğeri de digitorium manus olarak adlandırıyoruz. Neymiş arkadaşlar? Bunları tahtaya da yazalım. Göğüs kafesi kemiklerimizi bitirmiştik. Evet. Üst ekstremite. Evet. Omuz kemikleri diyoruz. Hocam dersiniz bitti bari. Arkadaşlar ders bitmiş değilse ben tekrar ederiz. Görüşürüz. Katılımlarınız için de teşekkür ederim. Okulda bizimle olan arkadaşlara da özellikle teşekkür ediyorum. Haftaya görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.